Merhaba arkadaşlar, ben Melek Hüseyin'den, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mercimek köftesiyle geldim. Kıvamını tutturamayan arkadaşlar için verimli bir video oldu. İsterseniz hemen hep birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ben 1 su bardağı kırmızı mercimekten yaptım. Mercimeğimizi önce soğuk suyla rengi açılana kadar, durulana kadar iyice yıkıyoruz. Daha sonra süzgecimizi alıp tavamıza ekleyelim ve üzerine suyunu koyup ocağımızı açıp normal bir ateşte ararak karıştırarak pişmesini sağlayalım. Ben 1 su bardağı kırmızı mercimeğe yaklaşık 2,5 su bardağı su kullandım. Suyunu çekesiye kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi suyu çok az kalmış. Üzerine de 1 su bardağı kırmızı mercimeğe ölçü olarak da aynı bardakla 1 su bardağı ince bulgur ekliyorum. Ocağımı kapatacağım. İyice karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp yaklaşık 15 dakika bu şekilde dinlenmesi için bekleteceğim. Mercimekli bulgurumuz beklerken de dinlenirken de diğer bir tarafta da sosumuzu hazırlayalım. Başka bir tavamıza yaklaşık yarım su bardağından biraz eksik sıvı yağ ve bir tane büyük kuru soğanımızı küçük küçük doğrayıp üzerine ekleyelim. Soğanımızın rengi pembeleşene kadar kavurmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş rengi dönmeye başladı. Üzerine önceden hazırladığım 1 yemek kaşığı domates salçası ve 1 yemek kaşığı dolusu biber salçasını ekliyorum. Soğanımla beraber eze eze iyice kavuracağım. Üzerine 1 yemek kaşığı silme tuz, damak tadınıza göre pul biber, karabiber ve daha sonra kimyon ekleyeceğim. Kimyonumu da ekliyorum. Daha sonra 3 yemek kaşığı da nar ekşisi ekleyeceğim. Ocağımızı artık kapatabiliriz. İyice karıştırdıktan sonra sosumuz da hazır. Tepsime mercimekli bulgurumu döküyorum. Elime bir tane eldiven giyeceğim. Topağının açılması için iyice elimle yoğuracağım. Bu lezzetli olması için bir püf noktası diyebiliriz. İyice ezelim elimizle. Daha sonra pişirdiğimiz salçasını üzerine ekleyelim. Salçam çok sıcak olduğu için ilk başta kaşıkla karıştırıyorum. Daha sonra elimle devam edeceğim. Sesimden dolayı da kusuruma bakmayın, biraz rahatsızım. Ara ara nefesim daralıyor. İyice birbirine girdirdikten sonra, yoğurduktan sonra da tuzuna bakın. Sonradan ekleme imkanımız olmuyor, biliyorsunuz, sıkmamız gerekecek. Ben tuz eklemedim. Tuzu tam kıvamındaydı. Tabii damak tadına göre sizin fark edebilir. Daha sonra bir 5 dakika beklettim. Sıcaklığı geçsin diye yeşilini daha sonra ekledim. İyice birbirine yedirdikten sonra da istediğiniz büyüklükte sıkmaya başlayabilirsiniz. Bu arada eldivenle çok daha rahat şekil veriliyormuş. Bunu da ilk kez fark ettim. Siz de deneyin isterseniz, hak vereceksiniz. Çok daha kolay şekil veriliyor. Hepsini aynı şekilde sıkacağım. Servis yaparken de marul ve limonla servis yapabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz, abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı, destek olmayı unutmayın. Başka tariflerimde buluşmak üzere, hoşça kalın.